Sağlıklı Hayat programımızdan hepinize merhabalar. Tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Ekranları başlarında olan belki hastalık, rahatsızlık çeken izleyicilerimiz varsa acil şifalar diliyoruz Cenab-ı Hak'tan efendim. En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız ümidiyle. Sağlıklı olanlar da efendim sağlığın kıymetini bilelim. Allah'a çok şükür ki hani dişi ağrıyan bir insan, dişi ağrımayan insanı dünyanın en mutlu insanı sanırmış. Muhakkak diş ağrısı çekenler vardır. Bir rahatsızlık çeken de gerçekten rahatsız olmayanlara özenir. Ah işte şu gripten bir kurtulsam da, şu kalp ağrısından, şu işte baş ağrısından bir kurtulsam da diye niyet ederler, dua ederler. Biz sağlıklıysak, bir yerimiz ağrımıyorsa şükredelim inşallah. Çok önemli bir şükür sebebi, vesilesi. Evet, bugün yine değerli bilgileriyle birçok rahatsızlık konusunda konuşacağız uzmanımızla ve doğal yöntemlerle bizlere güzel rehber olacak herbalist efendim İbrahim Gökçek Beyefendi. Nasılsınız? Hürmetler, sağ olun. İyisiniz inşallah. İyi gördüm sizi. Güler yüzlü gördüm. Tabii bitkilerle uğraşa onların kokusunu ala ala çok sağlıklı ve dinç görünüyorsunuz İbrahim Bey. İnşallah bizler de faydalanacağız bugün bilgilerinizden. Efendim unutmayalım, hatırlatalım. Bir önceki programımıza da hatırlatmıştık. İbrahim Gökçek Beyefendi'nin çok değerli eserleri var. Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp isimli 3 şeyden oluşan, 3 ciltten oluşan bir kitap seti var. Bunu da evlerimizden eksik etmeyelim. Evet, bugün alerjilerden bahsedeceğiz. Muhakkak şimdi bahar mevsimi giriyor. Biraz bahar mevsimi içerisinde polenler dolayısıyla bir burun kaşıntısı çocuğunuzda, çevrenizde muhakkak görmüşsünüzdür ya da siz hissetmişsinizdir. Ya da bir süt içip arkasından bir kaşıntı hissi ya da çok çikolata yemesinden dolayı çocuklarımızda bazen karşılaşıyoruz. Bunun dışında da artık yediğimiz gıdalarda hep bahsediyoruz. Doğal yapılar olmadığı için artık pakete girmiş her ürün muhakkak yapay bir içerik kazandığı ve katkı maddesi aldığı için bünyemizi bozuyor ve alerjik durumlar, alerjik reaksiyonlar çok sık karşımıza çıkıyor. Tabii yine çözüm doğada, bizler bu konuda araştırmalar yapan uzmanlardan öğreniyoruz çözümün doğada olduğunu, neler olduğunu. Ve İbrahim Bey'e sormak istiyorum, alerji sebepleri nelerdir efendim? Öncelikle öyle başlayalım. Evet, alerji sebepleri nelerdir? Alerjinin sebebi vücudun histamin kortizon dengesinin bozulmasına kaynaklanır. Niye bozulur? Histamin kortizon. Yani bir insan durup dururken bitki tozlarına, polenlere karşı alerji veyahut da hayvanların kıl ve tüyüne karşı alerji göstermez. Akarlara karşı, bazı meyvelere karşı. Neden olur? Vücudun bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücudun salgılamış olduğu histamin ve kortizonda denge var. Denge ne zaman bozulur? Bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, etan, metan, butan gibi gazlar, evet. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, histamin ve penisilin gibi toksik maddeler bağırsakları ne yapıyor? Yakıyor. Evet. Bağırsaklar yanarsa, ince bağırsak günde ortalama 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılardan biri de diaminooksidaz isimli enzim. Bu enzim ne işe yarıyor? Çok çok önemli alerjide. Bu enzim vücudumuzdaki histamin oranı yükseldiği zaman hemen devreye geçiyor. Histamini minimum seviyeye çekiyor. Bu enzimi ince bağırsak salgılıyor. Fakat karaciğerde, böbreklerde, ak yuvarlarda depolu, al yuvarlarda depolu bulunuyor, hazır. Histamin oranı yükseldi mi devreye geçiyor. Histamini ne yükseltiyor? Aşırı antibiyotik kullanırsa kişi faydalı bakteri yok oluyor. Evet. Aşırı kimyasal ilaçların her türü bağırsaktaki faydalı bakteri yok oluyor. Yani bağırsaklarında bir insanın askerle terörist arasındaki bir mücadele gibi bir mücadele var. Evet. Normal olarak bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalıdır. B2, B3, B6, B12, K-vitamin, vitamin üretirler. Vitamin, evet. Mesela çok kompleks olan B12 vitaminini faydalı bakteriler üretir. Yani bakteri bunu bilerek mi yapıyor? Hayır, Allah-u Teala ona öyle bir görev vermiş. Vermiş oldu, evet. Arı gibi. Arı bal yapıyor, onun için kendisi için yapıyor. Kışa hazırlık. Faydalı bakteriler, laktobazilos, bifidobakterileri özellikle vitamin üretirken bu vitamini kendisi yiyor aslında. Fakat ihtiyacından binlerce kat fazla üretiyor. Evet.
bir vücut kullanıyor. Evet, bizim evet. vücudumuzda o vitamini emiyor, alıyor, değerlendiriyor. Evet, bağışıklık sisteminin düşmesiyle de alakalı değil mi İbrahim Bey bu alerjinin çıkması? Çünkü bazı insanlarda da olmuyor. Yani bazı insanlarda bağışıklık sistemi biraz daha fazla düşük olduğu için mi acaba daha çok ortaya çıkıyor? Evet. Mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Evet. Kavruluyor. Enzim oranı azalıyor. Histamin oranı sürekli yükseliyor. Denge bozuluyor. Bozuluyor, evet. Histamin oranı yükselirse ne olur? Histamin hücre membranı sıkıyor, sertleştiriyor. Hücrelerin giriş ve çıkışını kontrol eden bir mekanizma var, kapak gibi. Evet. Bu mekanizma bozulursa beyne sinyal gidiyor. Çünkü sıkışan, sertleşen hücre içerisine besleyici madde, vitamin, mineral, enzim girişinde anormallik oluyor. Beyin diyor ki hücreye büyü. Hücre büyür, içeri besleyici madde girmesi için. Fakat hücre büyüdüğü zaman hücre membranını böyle açıp kapatan kapak bozuluyor, arıza. Bu o zaman yani kapıdaki bekçi sarhoş. İçeri isteyen girebiliyor. Evet. Denetim yabancı maddeler, yani. Denetim evet. kontrol dışına çıkıyor. Olmuyor. İçeri yabancı maddeler girdikçe bünyemiz çok aşırı reaksiyon gösteriyor. Bu neye benzer? Dalda serçe var. Neyle avlayacaksın? Sapanla. Sapanla değil de bunu büyük bir raket atarla veya başka şeyle avlamak gibi. Evet. Çok büyük tehlike gibi algılıyor. Kızarıklar oluyor, kaşıntılar oluyor değil mi? Çok ciddi reaksiyonlar tabii, görüyoruz. Çok büyük reaksiyonlar, alerji ortaya çıkıyor. Ha, buna karşı ne yapılıyor? Buna karşı modern tıp antihistaminik kortizon ilaçlarla günümüzde tedavi etmeye çalışıyor. Ama kortizon da böbrek ve karaciğere zararlı bir... Kortizonun yan tesirini yazmak için bir kitap yazmak gerekir. Evet. Rahmetli Ecevit'e uzun süre kortizon verdiler. Kemik erimesi nedeniyle boyundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giymek zorunda kaldı. Hafıza zafiyetine sebep oluyor. Evet, evet. Beynin fonksiyonları azalıyor. Sinir sistemine zarar veriyor. Hafıza kaybı. Böbrek üstü bezeleri kortizon salgılıyor. Vücudun salgılamış olduğu kortizon bize zarar vermiyor. Fakat sentetik olarak alınan evet. kortizon bünyeye uymuyor. Çünkü anahtarla kilit gibi. Evet. Uymadığı için de birçok yan etkiler ortaya çıkıyor. Evet. Yani bütün yan etkiler. Ha, ben kendim kimya mühendisliği okuyordum. İşte iki ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Kaşınmaya başladım. Neden, niçin kaşınıyorum? Doktor dolaşmaya başladım. Tabii. Çok da rahatsızlık edici ve yaşam kalitesini de düşürücü atopik bir eksem, durum. Kaşıntılı, kabarcıklı, evet. sulu eksemi. Et yediğim zaman kaşınıyorum. Doktor dedi ki, ineğe getir dana eti efendim, koyun eti yaramıyorsa domuz eti yiyiniz dedi. Formüle bak dedim, ben Müslümanım. Onun bulacağı bu. Yani evet. başka formül bulamıyor. Dedim ki senin çözümün çözüm değil, ben kendim çözüm bulayım. Evet. İspanyol doktor böyle nasihatte bulundu, tabii o kendine bağladı. Araştırmaya başladım neden, niçin bu. Çünkü kortizonlu haplar, iğneler, ilaçlar kullandığım zaman ben 15-20 saat okuyan, yazan bir insanken sersem gibi oldum, kitaba bakamaz oldum. Tabii. Konsantrasyon sıfır. Hiç konsantre olamam. Araştırdığımda bağırsaklara mantar yiyip, çünkü iki ay askerlik yaptığımızda bulaşıkları soğuk suyla yıkıyorduk. Evet. Sıcak su yok, deterjan yok, mikrop kapmışız. Hmm. Hijyenik bir ortamdan, hijyenik olmayan bir ortama girdiği zaman her taraf tamam. Ve bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeden kaynaklandığını öğrendim. Fakat çözüm yok. Kimyasal ilaçların yan tesiri çok. Tabii. Şimdi bununla ilgili araştırmaları yaptım. O zaman ilk önce bu çörek otu kortizondan daha etkili. Fakat sürekli düzenli kullanmanız gerekir. Zaten. Evet, onu bir kullanabilsek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm dışında her derde devadır demiş çörek otu için. Ama biz maalesef evde bazıları tanımıyor bile çörek otunu. Evet. Maalesef. Ne olacak bir poğaçanın üzerine bir ekmeğin içerisine katıversek? Amerika'da bununla ilgili klinik araştırmaları yapıldı. Çörek otunun birleşiminde nigelan denen etken bir eterik yağ var. Evet. Bu aynı kortizon gibi etkili fakat yan tesiri yok. 7 ay korkumdan 7 ay çörek otu çayı içtim. Tadı ilk önce alışamıyor insan ama zamanla alışır. Bir yemek kaşığı. Yani alerjide çörek otunu mu öneriyorsunuz? Hayır, yok, kalıcı değil çözüm. Geçici bir çözüm. Yani ben iksir toniği keşfetmeden önce onu kullandım. Evet. Alerji yakalandığım zaman hemen bunu devreye soktum. Çok
Çok güzel. Daha sonra baktım. Kendi kendinizin doktoru oldunuz. Tabii ben Lobelia inflata denen bir bitki var. Amerika'da kısılderililer kullanmış. Bunu kullandım daha önce. Bu burun akıntısını önlüyor. Gözlerde kızarıklığa sebep oluyor. Hmm. Vücudun dengelerini bozuyor. Grindelia, Glauca, bir sürü bitki. İlaçlar. Fakat çözüm yok. Bunun çözümü nedir? Bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mantarları yok edeceksiniz. Bozulan dengeyi yeniden kuracaksınız. Evet. Bu da nasıl olur? Bu görmüş olduğunuz tonik, daha önce de anlatmıştım. Lahana suyu ve 16 çeşit bitki içerir. Evet. Lahana suyunun birleşiminde iki önemli etken madde var. Bir, metilmetilyonun sülfonyum bromit, midedeki bakteriyi yok edici. İki, laktobazilus ve bifidobakterisi. Yani bunun içerisinde bakteri var. Fakat evet, bildiğimiz zararlı bakteri değil. Günümüzde faydalı, ihtiyacımız olan. Evet, birçok yoğurda, sıvı yoğurda faydalı bakteri katılıyor ki. İlk önce probiyotik bunu, dediğimiz. Probiyotik, evet, bunu Japonlar keşfetti. LC diye laktobazilus bakterisi kattılar yoğurtlara. Şimdi günümüzde dünyanın her tarafında bu sıvı yoğurtlar üretiliyor. Fakat o sıvı yoğurtlardaki bakteri oranı yeterli değil. Bu, o sıvı yoğurttaki bakterinin, probiyotin binlerce katı var ve doğal. Evet. Kültür olarak yetiştirilmiyor. Kendiliğinden doğal olarak fermente yapıyoruz. Doğal olarak var. Bu laktobazilus ve bifidobakteriler ne iş yapıyor? Bunlar küçük moleküllü asitler üretir. Evet. Faydalı bakterilerin üretmiş olduğu küçük moleküllü asitler zararlı bakteri ve mantarların hücre zarını eritir. Çok güzel. Onları şimdi bağırsaklarda bir oksijenli ortam var. Anaerob denir. İki oksijensiz ortam var. Zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda, faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Evet. Bu toniği kullandığı zaman bunun birleşiminde laktobazilus ve diğer bakteriler zararlı bakteri ve mantarlar yok edici küçük moleküllü asitler üreterek onların yaşam alanını azaltıyor. Yani mantar, evet, ve bakteri yok ediyor. Toniğin özelliği bu. Evet. İksir ise bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otuz, zeytin yaprağı gibi bitkiler içer. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Damarları açar. Damarların bağışıklık sistemi birçok elementi var. T hücresi, B hücresi, makrofaj vesaire. Makrofaj, 19 çeşit bitki var değil mi? 19 çeşit bitki var. Evet. Evet. Makrofaj ahtapot gibi. Evet. Kan damarların içerisinde dolaşır, hücreler arasında dolaşır. Zararlı maddeleri çekiyor. Zararlı, yani milyonlarca gözü varmış gibi zararlı mikropları, bakterileri toplar, yer, yutar. Çok güzel. Veyahut da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar atarak bakterileri yetişemiyorsa öldürür. T şeklinde, Y şeklinde. Yetiştiğinde kolları var böyle ahtapot gibi, yer. Fakat bu diğer T hücresinden, B hücresinden biraz daha büyük olduğu için damarların, kılcal damarlar mesela iç kulağın içerisindeki salyangozu besleyen kılcal damarlar çok hassas. Evet, onları temizlemek de zor. Onların tıkandığını, evet, düşünelim, nasıl temizlenecekler? Evet, işte değil bu mi? İksir bütün damarları açıcı özelliğe sahip. Müthiş. Plakları çözer. Evet. Bir insanda ortalama 100 bin kilometre uzunluğu damar var. Dünyayı 2,5 defa dolanacak kadar. Mesela kulak çınlaması problemine falan da iyi gelebilir. Orta kulak iltihapları. Evet, onlara değinebilir. Bir dakika sefere değiniriz. Evet, inşallah. Kulak çınlaması olan problemi olan birçok hastayı zaten tedavi ettik. Evet, çok güzel. Şimdi kişi iksir tonik özel bir çay, alerji çayı. Artı şurada bir ürün daha var. Bu da ozon yağı. Hı hı. Ozon yağının özelliği nedir? Bunu Alman asıllı Otto Warburg yıllar önce keşfetmiş. Neyden yapılıyor içeriği? Zeytinyağı, evet, ve ozonlanıyor zeytinyağı. Fakat piyasadaki sadece zeytinyağı ve ozonlanmış zeytinyağı, piyasada, evet, satılan diğer ozon yağları, bizim bu ürünümüz farklı olarak 10 çeşit bitki içerir. Sarı, evet, kantorun mesela, eski kılıç yağı derlerdi bizde atalarımız. Savaşlarda kalan kılıç yaralarını iyileştirmek için kılıç yağı denen bir yağ kullanılırdı. Bu kılıç otu, yani eski ismi sarı kantorun kılıç otu. Kılıç otu da denir. Kılıç yaralarını iyileştirmek için, evet, sarı kantorundan kılıç yağı diye yağ elde edilmiş. Bu yağ kılıç yaralarına karşı, evet, eskiden Osmanlı ve daha önceki vücuttaki devirlerde diğer kullanan yaralara da sürdüğünde, yaralara sürdüğünüz zaman yarayı kısa sürede iyileştirir. Çok güzel, evet. Kılıç otu, kılıç yağı. Bu eskiden atalarımızın bulduğu bu kılıç yağını ben
masaj yağı, ozon yağı gibi daha da etkili hale geliştirdim. Çok ve güzel. Mesela diyelim ki bir küçük çocuk 3 yaşında mutfağa gitmiş annesi yokken. Tencereye bakayım derken üstüne dökmüş. Aman Allah. Burası böyle her tarafı Allah korusun efendim. Çok dikkat yanmış. Edelim. Evet. Kaç defa ameliyat olmuş ama yine çocuk yanık izi geçmiyor tabii. Uyuduğu ki. Zaman evet. Uyuyamıyor. Ya, pişik. Yanıktan evet. Yakıyor, uyuyamıyor. Aile annesi babası geldi. Dedim ki çok geç. Aradan aylar geçmiş. Tabii, ama sıcağı sıcağına tedavi ediyor. Yine de bir deneyin dedim. Bir şey diyemeyeceğim. Aldılar, kullandılar. Bir gün sonra telefon etti. Allah senden razı olsun. Ne oldu dedim. Ya dedi çocuk ilk defa rahat uyudu. Evet, çok güzel. Şu kaşıntıyı önlüyor. Tahrişi önlüyor. Evet. Peki İbrahim Bey, bu alerjiye bahsettik. Bu güzel iksirlerimizi, toniklerimizi. Bir de kullanımdan çok az bahsedebilir miyiz? İzleyicilerimiz nasıl kullanacaklar bu iksir ve toniği? Belki merak eden izleyicilerimiz vardır. Diyelim aldılar. Aç karnına mı, tok karnına mı, günde kaç bardak kullanacaklar? Biraz ondan da kısaca bahsedebilir Tabii. miyiz? Tonik mesela diyelim ki kişi kiloluysa. Mesela boyu bir 70, kilosu 70 veya evet. 80. Yemekten önce tonik, yemekten sonra iksir. Kiloluysa. Evet. Zayıfsa yemekten önce iksir, yemekten sonra tonik. Tonik günde 3-4 defa bir su bardağı. Evet. Bir su bardağı. İksir ise 2 yemek kaşığı. Ne kadar süre kullanacaklar peki bu alerjiyi vücuttan atabilmek, yok edebilmek için? Yani tedavi süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Ortalama. Mesela yıllar önce Ali abi diye bir zat geldi. 2 defa hastaneye yatmış. Kurdeşenden dolayı. Ay. Böyle yanıma geldi bak dedi. Kurdeşene de etkili aynı zamanda tabii, değil mi? Kurdeşen de alerji. Evet. Geldi böyle bak dedi. Görüyor musun? Kaşıyor, kaşındığı yer kabarıyor. Kıpkırmızı. Dalga dalga. Dedi ki 2 defa hastane yatmış. Antihistaminik kortizon ilaçlar çıkıyor birkaç ay sonra yine. Evet. 3. defa hastane dedi ki yatmak istemiyorum. Bunun var mı çözümü? Dedim ki deneyeceğiz. Her türlü alerji tedavi ettik şimdiye kadar ama kurdeşen hakkında bilgim yok. Bilmediğim bir konuda ben size tabii. Evet desem. Olmaz. Deneyeceksiniz dedim. Etkisini görür müsünüz, görmez misiniz bilemem. Ama bana göre etkisini görürsünüz dedim. Peki deneyelim dedi. Sen dedi doğru söylüyorsun, atmıyorsun dedi. Aldı kullandı 35 gün sonra. Ya İbrahim Bey dedi ben artık kullanmayacağım. Neden? İyileştim dedi. Çok güzel. Evet. Ya dedim olsun siz yine de kullanın. Çünkü bağırsak demek. Tamamen bir temizlensin. Evet. 350 metre kare alan demek. Tabii. Top sahasının, futbol sahası, Ali Samiye'nin, Ali Samiye'nin şimdi kalktı yeni evet. ismi, yarısı. Tabii. Yani 350 metrekare. Buranın temizlenmesi, kolay zararlı mi? Bakteri ve mantarların yok olması. Ve kalıcı olması, tekrarlamaması. Zaman adına. İstedi. Yok evet. dedi, sen bana yeter dedi. Çay, çorba içerken hafif eli titriyor. Hı hı. Parkinson başlangıcı. Buna karşı bir şey var mı? Dedim ki ona karşı iksir, yine tonik, artı özel bir çay. Onu da kullandı. 3-4 ay sonra o rahatsızlığı da geçti. Başka bir asker, askerken subay Gata'da kurdeşenden dolayı birçok ilaç kullanmış, kullanmış. Perişan olmuş. Bana geldiğinde dedim ki ya Ali abi diye birini tedavi ettik. Ama 35 günde. Sizde 3 ay mı sürer, 4 ay mı sürer, 1 ay mı sürer bilemem. Ben dedi modern tıp tedavi edemiyor. Sen nasıl tedavi ediyorsun? Bunlarla tedavi olunur mu? Ver adrese gideyim bakayım dedi. Vallahi uzakta Bahçeşehir'de. Evet. Olsun giderim dedi. 40 kilometre. Gitti görüştü Ali Bey'le. Geldi dedi ki tamam inandım. Raporlarını gördüm dedi. Kullanacağım. Tamam. Aldı kullandı. 35 gün geçti dedi. Ben iyileşmedim. Dedim ki senin bünyen aynı değil ki. Evet. Her insanın bünyesi farklı. Devam edeceğiz. Devam etti. 70 gün sonra bıraktı. Tamam. Ben de artık ihtiyacım kalmadı dedi. Evet. Fakat bir kimya mühendisi 7 aydan fazla sürdü. Neden? Çünkü 30 yıl kimya fabrikasında çalışmış. Bütün toksik maddeleri vücudu almış. Sindirim sistemi, tabii, nefes yolları. Olmuştur. O birikim. O kadar ilaç çıkmış ki perişan tabii. olmuş. Bu nedenle tedavi herkes tedavi edebiliriz inşallah. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen. Evet, astım da çok yaygınlaştı evet. gerçekten. Her türlü alerji tedavi ederiz. Sebebi aynı çünkü. Evet. Fakat tedavi süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişir. Her insanın bünyesi aynı değil. Muhakkak. Yani.
Tabii ne ki kadar o yıpranmışlık, akıtsa. O birikim, her kişide farklı. Kiminin yaşam tarzı, yaşı, değil mi? Farklı hastalıkların olup olmadığı, bunlar da çok etkili oluyor. Tabii mesela ben, bize gelip de bizim ürünleri alıp kullanan herkese söylediğim şey, tatlı yemeyeceksiniz. Yani evet. Çayına şeker katmayacaksın. Tatlı yok çünkü tatlı mantarı besler. İki, peynir yemeyeceksin diyorum. Evet. Çünkü peynir asit demek. Asitlenmeye sebep oluyor. Hı hı. Mikropları azdırıyor. Evet. Siyah çay içmeyeceksin diyorum. Çünkü siyah çay 3 dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları kurutur. Zararlı madde üretiyor. Bu da alerji tetikler. Evet. Ve beyaz ekmekten değil mi? Uzak duracağız. Tabii. Önünüzde hemen kepekli ekmeği görüyoruz. Evet. Kepekli ekmek. Evet. Vitamin, mineral, enzim her şey var. Fakat beyaz ünde vitamin yok. Mineral yok. Evet. Almanya'da Ernährungsgesellschaft diye bir enstitü bununla ilgili araştırmalar yapmış. E vitamini yok, sıfır. Beyaz unda, kepekli unda var. B2, B3, B6 vitamin yok. Evet. Bazı mineraller hemen hemen hiç yok. Demir gibi, kalsiyum gibi, mangan gibi vesaire vesaire. Vitaminsiz, mineralsiz ekmekle sürekli ekmek yiyen kişi ne oluyor? Vücutta vitamin, mineral, enzim yok. Başka şeyler birikiyor. Sürekli bağışıklık evet. Sistemi çöküyor. Bir rahatsızlık olduğu zaman da kontrolden çıkıyor. Savunma yok. Evet, dediğiniz gibi çok büyük problemler ortaya çıkıyor. Bu arada izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Tabii ki sadece rahatsızlığı olanlar değil, belki bahar döneminde alerji olma riski olanlar koruyucu hekimlik adına da bu ürünleri kullanabilirler değil mi İbrahim tabii, Bey? Tabii tabii. Çünkü hasta olmayı beklemekten ziyade işte aman bu baharda yine bir saman işte yazında olabiliyor bazen bir saman nezlesi olacağım galiba ya da işte bahar geldi yine gözüm burnum akacak diye düşünmektense efendim bahar gelmeden en azından şöyle bir ay öncesinden kendimizi koruyucu hekimlik açısından bu ürünleri alabiliriz. Kullanım şartlarına tabii danışarak uzmanımıza alerjik sürekli kronik bir alerjisi olanlar doktorlarına danışarak alabilirler. Ve bu da bir koruyucu hekimlik açısından bağışıklık sistemini destekleyici bir güç yapar, bir etki yapar değil mi İbrahim evet, Bey? Tabii. Bu açıdan da önemli. Yani hasta olmayı beklemeyelim. Maalesef yumurta kapıya dayanınca herkes hemen çare aramaya çalışıyor. Ama hasta olmadan önce de bu bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici ürünleri kullanırsak hastalığa kapıları kapatmış oluruz bir tabii. Miktarda olsa. Ben kendim 17 sene et yemedim. Maşallah. Alerji nedeniyle. Yok isteyerek değil. İsteyerek değil. Bir alerji durumu dolayısıyla. Vejetaryenlik de oluyor bazen hani alerjik, insanlarda. Evet. Hayır ben et yiyorum. İçinde hatta günde 3 defa et yiyorum. Aslında faydalı ama bazı insanlarda da zarar veriyor. Fazla yiyorum. Veriyor. Fazla yemek de iyi değil. İyi yani. Değil tabii. Böyle şimdi bir rahatsızlığım yok. Ama 17 sene. Alerji dolayısıyla yiyemediniz. Evet. Alerjik atopik eksem. Evet. Soluğu kabarcıklı kaşıntılı yara. Bir de çikolatalar çok yapıyor İbrahim Bey. Ben çevremde çok rastladım. Çocuklar çok fazla çikolata ürünleri yediklerinde kabarıyor vücut. Tatlı yedi mi? Tatlı zaten mantarı besliyor. Bağırsaktaki evet. Mantarlar neyle beslenir? Glikoz, şekerle beslenir. Kişi sürekli tatlı şeylerle beslenirse mantarı besliyorsun. Evet, mantar çoğalırsa toksik madde üretiyor. Evet. Bazı insanlar mesela, benim tanıdığım bir Pakistanlı var, adamcağız. 2 metreden ağzı kokuyordu. Ona diyorlardı ki iş yerinde ya sen ne kadar alkol içiyorsun? Hayatta alkol içmeyen bir kişi abdestli aa, namazlı. Evet. Sırf bu, bakteriler yüzünden. Mantarların üretmiş olduğu evet. Etan, metan, bütan gibi gazlar, zehirli alkollerden ağzı kokuyor. Alkol kokusu yapıyor evet. Diş doktoruna gitmiş hiçbir şey yok. Kulak burun boğaz doktoruna gitmiş hiçbir şey yok. Gastrolojiye gitmiş midesine baktım hiçbir şey yok. Peki neden ağzın kokuyor diyor. Dedim ki bağırsakların mantar dolu ilaç kullanmışsın. Evet. Bağırsaklara mantar yerleşmiş. Onların üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Bir yerden çıkacak. Yani midenin alt ve üst kapaklarını zorlayarak ağızdan çıkıyor. Ve yanına yaklaşamıyorsun. Gerçekten çok üzücü. Hatta, hayat kalitesini de etkiliyor. Evet, çok çok negatif etkiliyor. Yani evet. Tabii ki olumsuz çevresinde etkiler. Sosyal evet. Olarak tabii ki insanlar kötü davranıyorlar. Evet bunun çözümü de o bakterileri mantarları yok etmek. Tabii zararlı bakteri ve mantarları yok etmek. Bitki olarak neler öneriyorsunuz düzenli kullanımda alerjiye karşı? Çörek otu dedik. Çörek otunu mesela diğer bitkileri değirmeninde çekerek toz haline getirdikten var. Sonra kullanılırsa daha iyi. Fakat çörek otu yağlı olduğu için değirmeninde çekilerek toz haline getirmekten çok diğer bitkiler hazırlandıktan sonra bundan da bir yemek şey katılır.
diyelim ki, evet, mesela diyelim ki burada laden gülü, kimyon, evet, mercan köşk, üzerlik, lavanta, bunlar toz haline getirilir. Bir karışım hazırlanır. Bir karışım hazırlanır. Bir yemek kaşığı bu bitkilerden, bir yemek kaşığı çörek otu. Evet efendim, bunu unutmayalım. Not edelim. Kağıt ve kalemlerimiz vardır muhakkak ekran başında. Ve hatırlatalım, dogaltedavi.net adresinden de bu bilgileri alabilirsiniz, danışabilirsiniz. Ekranlarda gördüğünüz danışma hattı numaralarını arayarak İbrahim Bey'e sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Bu karışımları sizden de edinebilirler değil mi? Tabii tabii. Evet, dogaltedavi.net adresinden bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet. Tonik olmadan asla bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mantarlar yok edemezsin. Çünkü bunun birleşimi de zaten doğal, evet, olarak doğal probiyotik faydalı bakteri dolu. Fermentasyon sırasında kendiliğinden oluşuyor. Şöyle bir ekranımızda arıza endam etkiler, evet, onlarda şöyle sonra koyalım. Efendim 16 çeşit bitki, kırmızı ve beyaz lahana sularından, ayrıca yine 19 çeşit bitkiyle hazırlanan iksir ve tonik çok etkili. Az önce bahsettiğimiz özellikle alerji durumu, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kurdeşen, aklımıza gelebilecek birçok rahatsızlığı birlikte tedavi ediyor. Bunu da unutmayalım diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Bizlerle birlikte oldunuz. İnşallah faydalı bilgilerle bir başka programda yine sizi bekliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ. Evet efendim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldunuz. Tüm hastaları programımızın başında da söylediğimiz gibi acil şifalar diliyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da söylediği gibi hatırlatalım. İnsanın aldandığı iki nimet var. Sıhhat ve boş vakit. En önemlisi de sıhhat tabii ki. İnşallah bu nimetlerin kıymetini bilenlerden olalım. Bir başka programda görüşene buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.